1970 Şubat, 8 Şubat Gömeç, Balıkesir doğumluyum. Babam, Allah rahmet eylesin, memurdu belediyede. Annem çocuklara bakıyordu. 5 kardeşiz. Aslen Karadağ, yani Osmanlı'nın Sancak eyaleti var. O eyaletten 1912'de göçüp Balıkesir Gömece gelmişler. İşte o zaman tabii ki Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşları. İşte o zaman da dedemin babası gelmiş. O da Ali Çetinkaya'nın askeri Kuvayi Milliye'de, Batı cephesinde. Sonra biz 5 kardeş, işte futbol benim için, babam biraz futbol oynuyordu. Amcam Antalyaspor'da 9 sene oynadı, kaptanlık yaptı. Tabii küçük yaşlardan itibaren biz de hani futbolun içinde olduk. Sonra Gömeç Spor, Ayvalık Gücü'yle profesyonel oldum. Akhisar Spor, sonra Süper Lig'de Karşıyaka'ya transfer oldum ve çok enteresandır. 91 yılında Süper Lig'de ilk 11 maçımı ben bu Ankara Gücü stadında, 19 Mayıs stadında Ankara Gücü'ne karşı oynadım. Maçın hatta 44. dakikasında kafa kafaya çarpışınca alnım yarıldı, beni hastaneye kaldırdılar. İlk maçım Ankara Gücü maçıydı. Sonra Galatasaray, işte Antep Spor, Yimpaş Yozgat Spor, Kocaeli, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa derken bir 15 takımda oynayıp daha sonra Kasımpaşa'da da takım kaptanı iken 2 gün sonra beni hoca yaptılar. 2 gün sonra hoca yapınca da yine bir Allah'ın denk getirmesi, ilk resmi maçımı hoca olarak 2007 yılında Ankara Gücü Kasımpaşa maçı 2-2 bitti. O zaman ben takımın teknik direktörüydüm. İlk maçım yine Ankara Gücü'ne denk geldi. Şükürler olsun. Sonrasında da yurt içinde ve yurt dışında bir Bosna ve Makedonya olmak üzere genelde Türkiye içerisinde ama 2 tane de yurt dışında teknik direktörlük yaptım. Evliyim, 2 çocuğum var. Yani aslında ilk önce bir teklif değil de bir telefon geldi. Yani ben hocanın gittiğinden de haberim yoktu. İnanın Gömeç'teydim, Balıkesir'deydim. Gelir misin dediler. Ben hemen sabah yola çıktım. Yani çok büyük bir camia. Yani bizim kariyerimiz içinde ama bu futbolu yapıyorsanız en önemli şey camialarda hizmet edebilmek. Çünkü o zaman karşılığını görüyorsunuz. Yani çok güçlü bir taraftar var. Ve geçen sene hak edilmeyen bir düşme var aslında. Yani acaba biz bunu yeniden bir ayağa kaldırıp hep beraber şampiyon olur muyuz diye heyecanıyla geldim. Yani benim için geçmişimde Göztepe çalıştırdım, Karşıyaka çalıştırdım, Kocaeli Spor çalıştırdım, Başakşehir çalıştırdım, Kasımpaşa çalıştırdım. Tabii şimdi Ankara Gücü bir güçlü bir camia. Ya benim için çok çok, yani torunlarıma, oğullarıma anlatacağım bir camia. O yüzden koşarak olmasa da çok çabuk geldim. Şimdi Fevzi Hoca var, Fevzi Laiç. Hocayla beraber biz ilk antrenörlüğe başladığımızdan beri devam ediyoruz Fevzi Hoca'yla. Kaleci hocamız Aydın Hoca var. Ahmet Dursun var Beşiktaş'tan. Herkesin tanıdığı Ahmet. Hem Ankara Gücü'nün de futbolcusu. Hem benim de Eyüpspor'dan talebem Ahmet. Ahmet de tabii hem hücum oyuncularıyla biraz ilgilensin diye Ahmet Hoca var. Çağlar Hoca var, fiziksel antrenörümüz. Kemal Hoca da maç analizi ve rakip izleme olarak ekibimizde var. Şu an için bu kadarız. Yani kulübün, zaten oyuncuların, herkesin hedefi şampiyonluk yani. Başka hiçbir hedefimiz yok. Çünkü ben dışarıdan gördüğünüzde bazen içeriden gördüğünüz çok farklı oluyor. Bir şeye dışarıdan bakmak, içerinin o kadar büyük olduğunu falan bazen fark edemiyorsunuz. Sadece taraftarı görüyorsunuz, statları görüyorsunuz ama kulüpte inanılmaz bir büyük bir takım havası var, enerji var, personelden kusursuz bir işleyen bir tesis var. Burada bize düşen tabii ki şampiyonluk. Yani bunun başka bir türlüsünü kimse düşünmüyor, düşünemeyiz de. Bunu başarmak istiyoruz. Bunu başardığımızda, çünkü Süper Lig'de en çok yer alan takım, o zaman gerçek yerine gelsin diye buradayız hep beraber. Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çok çok donanımlı bir yer, çok güzel bir yer. Sadece bir tane maçımız yapılamadı, rakibimiz son anda vazgeçti. Eksik maç yaptık, 3 maç. Çünkü biz daha önce sezon başlarında, aslında bu Türkiye'nin sorunu oldu bu sene. Genelde 6 maç, 7 maç hazırlık dönemi olur. Onun üstünden lige girersiniz. Bu sene biz 2 tane hazırlık maçı ve en son spor yazarlar olmak üzere 3 tane yapabildik. Ama müthiş bir kamp merkeziydi. Çok otel, zaten bizim personelimiz çok donanımlı.
Ya çok güzel bir kamp dönemi oldu ama bazı oyuncuların geç gelmesi, işte sakatlıklardan dolayı veya işte bazı transfer tekliflerinden dolayı bazı oyuncular geç katıldı. Yoksa her şey çok güzeldi. Yani ben sadece taraftar için değil ama kendi oyun felsefemde de ben teslim olan takımı sevmiyorum. Kendim de hayatım boyunca teslim olmadım. İyi oynadım, kötü oynadım. İyi hocalık yaptım, kötü hocalık yaptım ama teslimiyeti sevmiyorum. Yani daha çok bizim domine etmemiz gereken bir karşılaşma ve maç hayal ediyorum. Yani şimdi ben bu kadar büyük taraftara, bu kadar büyük bir camiaya savunma değil de hücum futbolunun tatmin edeceğini düşündüğümüz için genelde onu çalışıyoruz. Hücumdayken savunma duruşlarını çalışıyoruz. Yani biz savunma bugüne kadar daha çalışmadık. Yani bu hücum ederken nasıl savunuruzu, açıklarımız olursa nasıl buna tedbir alabiliriz onları konuşuyoruz. Bütün hayalim basan oyuna hükmeden skor üreten bir Ankara Gücü. Şimdi çok değerli genç oyuncularımız var potansiyel olarak. Bir kere altyapımızı kesinlikle tebrik etmemiz gerekiyor. Geçen sene final oynamış milli takımlara giden oyuncular var. Her yaş kategorisinden Fenerbahçe'nin, diğer takımların ilgisini çekmiş çok iyi oyuncularımız var. İşte sezon başı 12 oyuncuyla altyapıdan devam ediyorduk. Şu an 2 kaleci olmak üzere 7 oyuncu daha bizle devam ediyor. İsim vermeyeyim ama tabii yani yıldız olabilecek oyuncular var. Ankara Gücü'ne uzun yıllar hizmet edebilecek oyuncular var. Onlara da gelişimine gerekli dokunuşları yaptığımıza inanıyorum. İnşallah daha güzeli olacak. Ya şimdi hani Gazi Meclis diyoruz yani. Tabii ki çok değerli. Ülkemizin en zor zamandaki baş şehri. Sonra müthiş bir gelişme, müthiş bir potansiyel. Tabii ülkemizin başkenti ama takımın alt ligde. Tabii bizim için kabul edilemez bir durum. Geçen sene de çok hak etmeden düştü. Yani kimsenin hayaline bile gelmeyecek bir şekilde düştü. Hatta ben buraya geleceğimi bilmiyorum. Trabzon maçında vallahi dua ederek yani Ankara Gücü'nü. Çünkü bu camianın hak ettiği şey orasıydı. Tabii şehir başkent, takım çok büyük. O zaman ikisini birleştirince aslında o Ersun Hoca zamanında başarılan Avrupa kupaları vardı. Aslında yani doğru yapılanmayla hayalimiz yine onlar. Yani sadece lig çıkmak değil yani. Artık ülkemizi, başkentini, Ankara'mızı Avrupa'da temsil etmek. Ben şiir hastasıyım. Yani 23 yaşında Galatasaray'a geldim. Elimde şiir kitaplarıyla dolaşan bir tek ben vardım. Yani tabii o zaman anlaşılamıyordu bu. Yani hani şiir yazan, şiir kitabıyla dolaşan bir adam. Sonra şeyi çok seviyorum. Yani müzik çok seviyorum. Selda Bağcan, Cem Adrian tarzı ve de Türk halk müziğine zaten hastayım. Çünkü biraz saz da çalmıştım geçmişte, ortaokul döneminde. Yani folkloru seviyorum ama en çok sevdiğim şey, yani maalesef mi denir, bende biraz güvercin hastalığı var. Yani çocukluktan kalma, bizim bölgesel olarak biraz da kendimi iyi hissettiğim zaman güvercin ve bu Sivas Kangal köpekleriyle biraz haşır neşir oluyorum. Ya bizim oynadığımız dönemdeki futbolun şeyi yoktu. Yani hiç taktiksel, hani saha içi paylaşımı, görev paylaşımı, yani çıkın oynayın tarzındaydı maalesef yani. Şimdi tabii görevler netleşti ama bizim dönemimizdeki yetenekler biraz azaldı. Hani biraz daha mekanik bir futbol, daha disiplinli futbol, imkanların çok olduğu futbol, işte yemeğinden, tesisinden, antrenman sahasından, fitness'ından, fizik tedavisinden, doktorundan. Ama yeteneğin düştüğü bir zamana geldik. Hani biraz bunu biz dinamizm ve tempoyla beraber keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında geçmiş dönem futbolu yetenek açısından daha tatmin ediciydi bence. Ama bugün keşke o dönemde bugünkü imkanlar olsaydı çok çok farklı, çok çok farklı olurdu her şey. Çok olay var. 19 Mayıs stadında Kasımpaşa Altay, biz final oynadık. Benim penaltımla Süper Lig'e çıktık mesela. İmpaşa Yozgatspor'la şampiyonluk golünü ben attım. Galatasaray'la Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü söyleme sahibi yine ben attım. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin ilk golü oldu. Kulübün 100. golü oldu. Ama hayatımı sadece benim değil de Allah'ın örgülediğini düşünüyorum yani.
Çünkü ilk Gömeç Spor'da oynarken kaymakamlık turnuvası denen bir turnuva vardı şeyde Ayvalık'ta. O zaman şöhretli futbolcular geliyordu. Bizim bölgemizde iki tane arkadaşımız vardı. Ayvalık'ta bir tane Eğitim Spor diye bir takımın bir tane oyuncusu eksik kalmış. Diyorlar ki bizim köyde de Cihat var. Ben de o zamana kadar altyapılarda santrafor ve orta saha oynuyorum ama hava toplarım iyi. Gittim maç günü. Hoca dedi stoper oynar mısın? Stoper yok. Ben dedim oynarım. O stoper oynamak, Ayvalık Gücü'nün hocası Allah rahmet eylesin Tamer Güney beni görüyor. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçildim. Bir de Ayvalık Gücü'ne profesyonel geçiş yaptım. Tamamen bir maç özelinde bütün hayatımın şeyi değişti. Aslında en büyük değişim de bence o. Hayatıma dokunan. Ya ben şunu söylüyorum ya. Biz inanın ki kendimiz için burada değiliz. Yani bizim çalışma ve kulüplere bakış açımız hizmet etme ekseninde. Çünkü bizi buraya göreve getirdiklerinde istenilen şeyler var, talep edilen şeyler var. Biz bunlar için buradayız. Yani bunu sonuna kadar biz yapmak için uğraşırız. Yani bütün donelerimizle, yeteneklerimizle, destek alarak, yani sadece kendimiz her şeyi bilmiyoruz da böyle bir iddiamız da yok. Ama ben büyük aileye inanıyorum. Çünkü biz de geçmişte o tarz ailelerde büyüdüğüm için 8-10 tane amcam, 8-10 tane halam, teyzem ama çocuklarla beraber aynı sofrada, aynı şeyle. Yani ben büyük aileye inandığım için buradaki ona katkı yapmaya çalışıyorum, büyük aile. Bu katkı da bize şampiyonluğu getirir zaten. Kendimiz için değil, aslında bu camia için buradayız. Tabii ki biz de profesyonel olarak belki de hayatımızın en güzel hediyelerinden birini kazanacağız. Ama o işin ikinci kısmı. Birinci kısmı, ben hep diyorum, bize ring lazım. Çünkü kendimizi ifade edebileceğimiz tek arena saha. Sahada ifade ettiğimizde biz kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Ama bizim egomuz sonra geliyor. Yani biz kulüp için varız. Burada çalışan insanlar için varız. Stada gelen taraftarlar için varız. Stada gelemeyen ve aşkla maçın skorunu bekleyen taraftarlar için varız. Ha bunu biz başarmak için yola çıkarız. Ha gün gelir şey olursa da bazen gitmek çok da kolay olur yani.